Ermay tartıyor. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. Sekan abim de. Tam da tuz Sekan abim. Evet, rahatım bu durum. Çıkart yana. Evet. Ya. Sonra tabanı kımazı, budalak getirin. Ne mağazı ya, mağazı. İyi mi farklı? Hadi on, sonra getirin parama. Seviyor. Bir budalak getirin. Güzel, gerçekten durumu nasıl? Kama, kötüla, namet çıkı. Az çile muriyor o ne? He ya. Kam işte o. Çile, çile o ne? Çile ya. Torna veli davası ayıyorum. Yapma, dur lan. Bonla, kötü olmasın lan, kar, kamera töremen. La piyo hora bu sene, piyo hora. He ya. Piye mi külür roteni, külür. He ya. Külür roteni, ayrıca dünyada gene külür de zeka, tene giysen, tümü camını ne, ikka, çimir o, nasıl sevkili. He ya. No, no, değil haber zaman kaldı. E, mannın ne haber zaman, ne kadar durum bile kritik oldu. He. Durum kritik oldu, bak, iş ne ben o, pahalı o. Aa ne cemir toa, millet ne diyonu, millet de ferekçino. Kapım von, kazandı kızırdı mı? Asma kızır ya. Vakti veren amene, yüzüme, levle bir kalk. Kuretene millet, yak bir kaz al canım. Ne, ne, bre. Kilo öldü, kilo öldü, kilo cakla bretta. Brende millet, alik millet, sağ kuretene, nika millet de ferekçino, nika millet ne diyonu, kızı kızır amu. Ferekçino ne diyonu, millet farklı yok farklı, ne diyonu. Brende kuretene, berdene, zem kuretene, zem okkedene. Ya. Ne yapar? Sen ya. Bak gönlünü duman kuruyor. Bir iki saniye. Aa. Vay canım damız. İşte hol. Burası sen sıkın su ben uyum. Efendim? Yani işte orada millet köylü kendi kuskanı. Burası numara cemri kolun ya tam vatandaş. Kolumdan neyim masif ki? Köylü su burası mı? Köylü birazını, köylü... Tutu birazını ya. Kendi toplasının aralarında kendi husk, kendi hazır seçmiş, kendi maradı tanı. Basmece yaşlı, kahya yaşlı, tüyü kendi husk. Basmece yaşlı, tüyü yaşlı, kahya yaşlı, nevdebi yaşlı, fındık yaşlı, kartol yaşlı, bestiler yaşlı, bekmez yaşlı, an işte köylü, köylü. Gozu sıkmene, demir kuşlar versene. Gozu sıkmene, dendikhane, butunhane. Var ki payış gibi köylü işler. Bunu kebetli mi canı ama? Başlı ağzından esna. Başlı ağzından esna. Sevim var. Antisyon var. Çok tanıdım. Bırak o da kolay işler. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel Duvarın direkti. Bu da bu benim de çıkıyor. Yok hayır, yok. Bu da mahzi ben resmi çekeceğim sen. Korla ver. Ya ya, olur mu o zaman? Mustafa Allah'ın yüzüne bekliyor. Ha, diyen bakayım. Allah Muhammed Gari. Kadir yarım kilo. 12 milyon yarım eksin. Hadi. 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 Nasıl lan? Ya sonra yapıyorum bileyim. Tamam, bak. Yani hani horoz faslı yıkılım böyle. Bu da böğürce. O çıkma mı? Bu da böğürcedir. Bundan meze yaparlar, salatalara kullanırlar. Bu da zaten yeşil mercimek, eskiden işte kara mercimek derler. Hiç kursun. Hani bulgur acıgan. O da vuruyor ama. Ne köfteli o. Köfteli öyle. Ne pilavlı o. Bulgur yanı mı biraz hani? Ya, abi kendi biraz. Ne gozuma. Hani kozu, ilk tüyü, ilk bosmacı, ilk kenguru. Peki... Şengel saklıcı. E şilan iyi. Hani şilan iyi, kengel saklıcı, yuvacık. Yuvacık öyle mi? Ya. Bir yuvacık. Nasıl yuvacık herhalde? Belli oyunlarına var zaten. Hani kengel yuvacık o. Tapur rayını. Yuvacık. Kulü rayını. O ne çıkıyor abi? Nuk mürdümeri, nuk tırsı, mürdümeri. Mürdü. Malatya'dan gelir bunlar. Ne iyi, tırsı yok ya. Tabii. Tek razı var. Bunu da tutada bir kaset edin. Bunlar bir kaset edin. Bunlar bir kaset edin. Bunlar bir kaset edin.
Elimiz kirli. Ver ne yap? El yoruz. Bozul pisliği bak açıksın. Hava güneşli olduğu için bir de kapı kaydağımızı seviyoruz. Evet. Bu anlatıda karşı olduysun seslenesine gibi olabilir. Hı, evet. Hava. Bana hava bir şey yani. Taç attığın zaman... Hadi bilet, bilet. Natrelini gider. Bizim canım şeker para gidiyor kaçtı. Kaçtı budur. Ya. Ya. Şimdi ortasını açacaksın, bakıyoruz. Tozu, pisliği varsa, karası şöyle kalabalık onları da seçiyoruz. Bırak, şunu. Millet Türk gibi iş. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hayırlı işler. Bu postdaki de Erzincan Dur Demir'le ilgili dükkan var istiyorsunuz. Evet, kendim üretiyorsunuz. Erzincan Dur Demir'le ilgili iki çeşit demir üretiyorsunuz. Evet. Birinci peynirimiz klasik, herkesin bildiği bidona basılan, yelleden kurutulduktan sonra, tuzlandıktan sonra bidona basılan aşaması. İkinci aşamamız da deri aşaması ki Erzincan Tulu peynirinin orijinalinde olan şekli budur. İkisi arasındaki farkı özetleyecek olursak aroması ve içerisinde kalan suyun, peynir suyunun daha az bir şekilde sağlayan derideki peynir orijinalliğini koruyor. Erzincan Tulu peyniri coğrafi menşeye sahip Erzincan ilimizin bir ürünüdür. Erzincan yaylalarında veya civar şehirlerin mezralarına giden sürüler tarafından Şabaklar tarafından değil ki Şabak sürüleri. Aynen Şabak aşiretine mensubundur. Şabak aşireti peynirin %90'ına yakın bir kısmını üretmekte ve ticaretiyle bunu devam ettirmekte. Ama esas peyniri Şabaklar üretilir. O zor koşullarda, dağda, yaylada, peyniri üretilir. Sonra getirilir burada toptancılara verilir. Buradakiler işli değil mi? Yani şöyle, bir kısmı da kendisi işliyorlar. Şimdi peynir üretim aşamasına şöyle değinecek olursa, peynir üretimi Mayıs ayında kuzuların koyunlardan ayrıldıktan sonra başlamasıyla start alır. Daha sonra Ağustos ayının sonuna kadar bu peynir üretimi sezonu devam eder. Evet. Bu sezonda üretilir. Her zaman üretimi yoktur. Mayıs ve Ağustos ayında üretim başlar ve biter. Yaylada Şavaklı aşiretlerinin peynirleri alınır. Bizzat üreticilerden peynirleri alınır. Yaş peynir dediğimiz peynir alınır. Belli aşamalarda kurutularak ve kurulduktan sonraki aşaması tuzlanması. Peynirin içerisinde sadece şırdan mayası, tuz ve süt mevcuttur. Ekstra herhangi bir katkı veya başka bir durum söz konusu değildir. Orijinal Erzincan Tulu peyniri. Ama siz de alırken bu fiyata alınmaz yani. 40-50 liraya alınmaz. Bayağı ucuz alınır. Bunlar ya biliyorsun yani. Şöyle yani Erzincan... Kazanan yani o üretenler az yani. Ya şöyle, işin maddiyatı girildiği zaman Erzincan tohum peyniri, yani özellikle Şavak aşireti bu konuda hassastır. Yani kazanım olarak üreticinin sırtını da yere getirmemeye çalışır. Satıcıyı da
yani son marjinal ürünü satan bizler gibi insanların da sırtını yere getirmemek için bir orta yol bulunarak hareket edilir. Gerek derneğimiz olsun, gerek başka mecralardaki Şamak aşiretinin liderleri olsun. Bu konuda hassasiyet gösterir. Daha sonra bu fiyatlanma belli olduktan sonra sezon başlar. Sezon içerisinde peynir miktarına göre fiyatlama değişebilir tabii. O konu tamamen serbest piyasa olduğu için piyasada hareketlilik sağlanmakta. Yani 7-24 üretilen bir peynir değil her zaman bir peynir. Sezonluk olduğu için arz talep mevzusu sezon içerisinde değişiklik gösterebiliyor. Hadi o etki manzani. Az bir şey anlıyorum. İktidayı katen bal ete kırmaç gibi bir babam da annem, babam bir baba tarafın tamamen kırmacı zani. Aynı zani. Aslında biz de. Ya ben yani biz daha çok böyle dışarıda büyüdüğümüz için yani toplumun içerisine kendi aradığını biz unutmuşuz yani. Yani çok böyle genç nesil artık yavaştan Türkçeyi biraz daha anlar bu pozisyonda. Konuşma pozisyonda ya da anlar pozisyonda. Acı bir şey değil mi? Acı biraz. Biraz acı diyorum. Diyorum biraz acı bir şey kendi dilimizi. Kesinlikle yani ben mesela kendi adıma bu konuda üzülüyorum. Yani kendi zamanı dayık. Toplumumuzun aşiretimize konuştuğu dilini konuşabilmek isterim ama anlayabiliyoruz. Yaşlılarımız da olsun daha anlıyoruz, konuşuyoruz, bir şekilde yapıyoruz. Teşekkür ederim. Şeyle lan da avucuna değil de hamile. Avucuna. Evet. Ne abi? Bu yöresel aşısız can erik. Bunu eşkili yemeklerine işte hoşaflara, şeker hastalarının hoşaf yapıp içiyor suyunu. Vallahi faydalı bir ürün. Bu salkım kan üzümü diyor baba. Bu da Arap kirin. Arap kirin ya. Salkımına dikkat edersek kırmızıdır. Abi kaynatırken o salkımlar mı kaynatıyorlar yoksa? Yok salkımla değil. Bu kaynatın salkımla da kaynar fakat evet. Bu toprağı bile kıpkırmızı bunun yetiştirdiği yerin kan yapan bir üzüm. Evet. Yani orijinal kan üzümü. Kanı en çok yapan üzüm bu. Mesela şu da kan üzümü Maraş'ın ama onun kadar kan yapmaz. Evet. Bu sebzeli tarhana diyor onu kendileri mi köyler mi yapıyor? Onu köylerde yapılıyor. İçine evet. Biber, nane, reyhan, efendim işte domates. Evet. Ondan sonra karışılarak kurutulur yapılır. Abi sosa gerek işler kalmış. Nasıl? Eskiden biraz daha mı fazla değil? 5-10 sene önce daha mı fazla değil iş yani? Şimdi biraz... bu dolar buradaki yükselişten dolayı bunların toptancıların hepsi de ister istemez bir fiyat yansıttılar. Mesela 65 liraya gelen Antep şu anda 130 liraya, 140 liraya geliyor. Aynen. 60 liraya gelen fındık şu anda 97 liraya geliyor. Efendim badem 65 liraya geliyordu. Şu anda 100 lira hatta 170'e kadar satılan yerler var. He. Şu leblebinin çiği 12 liraydı. 38 lira yaptılar. Çiğini, nohuttan dolayı ona bir şey demiyoruz fakat... Ceviz içi abi, buranın mı? Benim mi ceviz içi? Genelde bu çaban tarafından geliyor. Bizim de oradaki bazı kuvvetçiler tarlalarda gitmişler, imal ediyorlar yani, üretiyorlar. Ondan sonra... Esas şekere yanar, kırklama içerilerde. Eskide evet, şu an şeker, Erzincan şekeri. Evet. 3 ay önce 190 lira çuvalı. 190 lira. Bu şeker kesin. 485 lira çuvalı, 3 misli zam gelmiş. Eskiden bunu çuval çuval alırlardı. Evet, şunun çuvalı 300 liradan 600 liraya çıktı. 1 misli zam.
Ondan yani kısacası vatandaşın alım gücü malum. Mümkün mertebe bazı şeyleri hesapta tutmaya çalışıyoruz ama ne kadar tutabileceksin? Çünkü yerinde elimizdeki stok bittikten sonra tabii yeni ürün aldığım vakit zamlı gelecek. Zamlı satmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşın şeyde zaten alım gücünün olmaması da bizi de yoruyor. Müşteriyle de çelişiyoruz. Adam isyan ediyor. Yani fiyatı gördüğü vakit diyor ki ya bu yani alınacak, eğilecek bir durum yok. Ya hakikaten yok. 2,5 lira emekli maaş almayla gelip burada 1 kilo fırında 90 lira 125 lira Antep'e verip yeme şansı yok. Eyvallah. Hürmetle durum bu. Yani ama buğday pazarı işte doğal ürünlerin bolca bulunduğu bir yer. Vatandaşın aradıklarını rahatça bulacağı bir bölge. Köylerden ürün geldiği için daha doğal, daha halde. İşte halkımıza sunuyoruz. Artık böyle götürmeye çalışıyoruz. Ben teşekkür ederiz. Sağ olun. Şey, doğal ürünler, kara tamas, siyah erik dediğimiz erik çeşidi. Bu ürdün eriği. Bunlar yerli kayısılarımız, yerli tutkene, cevizler yerli. Bunlar hediklik buğday dediğimiz buğday, kuşburnumuz var, ovacık nohudu var. Ovacık değil mi? Buranın Ercan değil mi? Bu da Çayırlı. Çayırlı. Çayırlı'nın battal fasulyesi dediği fasulye. Evet. Ondan sonra evet. Şu şeker fasulyesi. Evet. Bu ovacığın nohudu yine çalı fasulyesi diyoruz. Ovacığın değil mi? Evet, bu ovacığın. Evet. Bu da dermesyon dediğimiz çeşit. Evet. Şöyle. Haşırlık. Buğdaydan yapılma haşırlık. Ondan sonra yerli mercimek denen. Tuz, tuz akı var, kozmik akı var. Gel, gel buraya gel, buraya gel. Bu da kendime dediğimiz, yerli bulgurumuz var. Evet. Ondan sonra burada gene pirinç çeşitleri var. Buraya gelelim burada. Bizi Plenür'ün bu tuzu, göneli. Gönelinin tuzu. Evet. Tamamen doğal, herhangi bir katkı maddesi yok. Evet. Yalnız bu da Kemal. Bu da bizim tuzumuz. Bu da şey. Bunda yalnız katkı var. Beyazlatıcı kullanılıyor bunda. Evet. Başka da işte. Pirin, acaba Hızıray mı? Eskiden insanlar bu aylarda gelir bir kilo kilo üzüm aldılar. İnsanların maddi gücü. Şimdi nasıl? Merak ediyorum. Yani, biliyorsun buğday meydanında çok esnaf var. Aynen öyle. Ekmeğini buradan kazanan insanlar var. Ailesini biliyor musun? Şimdi tamamen maddiyete bağlı olduğu için insanların gelir kaynakları yok. Gelir kaynağı olmayınca artık bizim bu kuru yemiş lüks oldu. Yani şimdi sen ben olur 100 lira 150 lira verip de 1 kilo kuru yemiş olacak gücümüz, kuvvetimiz yok artık. Yani. Ancak işte Şaban'ın filmini belki izlemişsin pencereden camdan parmağımıza bandırıp yiyeceğiz. Başka türlü yok. Şimdi gene takıldım ya. Bunlar da şey bamya. Bamya değil evet, mi? Çiçek bamyası var. Normal iri sıra bamyası dediğimiz bu. Evet. Ondan sonra bu da şey, çiçek bamyası. Çiçek bamyası. Bunlar yerli ceviz çeşitleri var. Evet. Kış mevsimi. Yani ne bileyim. Siyah üzüm. Resmi köylerde gibi. Kimse kalmadı kilo. Köyde dolu olsaydı. Yani. Yani biliyorsun ya. Bu da biliyorsunuz bizim Ovacı'nın kenger sakızı. Kolay gelsin. Soğuktan ekliyoruz. Evet. Ekliyoruz. Kendi kendilerine. Her zaman ki. Bu senin numarası. Ya bu benim. Kendi tercihinden getirip burada satıyorum. Köy ürünü satıyorum. Bizim nasıl? Tabii iyi. Şu... Sen defneydin. Ama tam defnemden var. Ne var abi orada? Peynir var, yağ var, bal var. Bal var. Tereyağı var. Sizin kendin var, ben kendim. Hadi bakayım. Yem. Yem. Başka bir yer. Ne diyorsun? Valla ben de çok. Fiyatı uçuyor biliyorsun ya. Valla ben de satın alıyorum. Alıp satıyoruz. Zam geldi, her şeye zam geldi. Satıyoruz, malı alamıyoruz. Valla.
Peki, kızın yayınlığı olsun. Tamam.